Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi analitik düzlemde dönüşümlerin tarama ve konu testini gömeceğim kardeşlerim. Bu da bizim son konumuzmuş. Kitap bitiyor burada. Hani çemberin analitiği niye yok onu tam bilemiyorum. Çemberin analitiği de olur diye bekledim ben ama o çıkmadı karşıma. Bununla birlikte bitiyormuş dostlar. Hadi bakalım, vira bismillah diyelim, başlayalım. İlk sorumuz ne diyor? Şimdi şöyle bir ayarını da yapalım. Birim kareler üzerinde verilen kareye aşağıdaki ötelemelerden hangisi uygulanırsa AB doğru parçası karenin görüntüsünün bir köşegeni olur diye söylemiş dostlar. Köşegen olmasını istiyor kardeşlerim. Şimdi biz bu kareyi böyle bütün bütün yürütürsek kafamız karışabilir. Seçin bir tane köşesini. Mesela şu köşeyi seçelim. Sadece bu köşeye ötelemeleri yapalım. Bakalım neler olacak. 3 birim sağ şuraya gelir. 3 birim yukarı buraya gelir. Bakın bu köşe, yani sağ üst köşesi burası oldu. Şimdi şu köşeyi nasıl yazarım buradan? 3 birim sola gelerek işte yazdım. 3 birim aşağı indim. 3 birim de sağa geldim. İşte bakın kare böyle oluyor. 3 birim sağ ve yukarı ötelediğinde bu hale geliyor. Ve AB gerçekten bir köşegeni oluyor dostlarım. O zaman direkt doğru cevap Adana'dır. Paketledim geçtim kardeşlerim. Hemen ilk şansımıza. Değildir demiyor değil mi? Köşegeni olur diyor. Tamam. P noktası 4 birim sola 7 birim aşağı ötelendiğinde görüntüsü bu oluyormuş. Şimdi bakın o zaman biz P üssünden geriye doğru gidelim. Söylediklerinin tersini yapalım. P'yi bulalım arkadaşlar. Şimdi 4 birim sola geldiyse ben 4 birim sağa gidersem P'ye ulaşırım dostlar. Eksi 2'den 4 birim sağ tarafa gideceğim. Yani 4 ekleyeceğim üstüne dostum. Demek ki 2 olacak. Bak gerçekten 2'ye 4 birim sola götürürsem 2'yi eksi 2'ye düşüyor değil mi? Burada ne diyor? 7 birim aşağı ötelenmiş. Yani şuradaki sayıdan 7 çıkarıldığında eksi 5 olmuş. O zaman ben eksi 5'e 7 eklersem bunu bulurum. 7 eklediğimde yine 2 çıkıyor. P'nin koordinatları toplamı 2 ile 2'nin toplamı 4. Şuna bakalım. Çevresi 20 olan dikdörtgenin ağırlık merkezi olan K noktası etrafında 90 derece döndürüldüğünde görüntüsüyle kendisinin kesişim bölgesinin alanı 4 oluyor. Buna göre alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi gösterelim bunu. Çevresi şöyle bir dikdörtgen çizdim. Ağırlık merkezi burası arkadaşlarım, K noktası diyelim. Sen şimdi bunu 90 derece döndürdüğünde dostum şöyle bir dikdörtgen oluşur. K'nın etrafında 90 derece döndürürsen şu hale gelir kardeş. Ve kesişim bölgesi, yani şurasının alanı ne oluyormuş? 4 birim kare oluyormuş. Bakın burası bir kare çıktı dostum. Çünkü şu kenara A dersen şurası da A. Burası zaten A, kısa kenar. Burası da A çıktı. Bak bir kare. Karenin alanı 4 birimmiş. O halde bir kenarı 2. Yani biz dikdörtgenin kısa kenarını 2 bulduk. Şimdi çevresi 20 idi. Şöyle göstereyim şimdi bunu. Şurasını 2 bulduk. Bu da 2. 4 yaptı. Şu ikisine ne kaldı toplam? 16. 8, 8 de bunlar paylaştılar. Bize de bu dikdörtgenin alanını, yani 2 çarpı 8'i soruyor. 16'yı paketledim dostlarım. Dördüncü sorumuz. Analitik düzlemde noktasının orijin etrafında saat yönünde. Saat yönü neydi? Negatif yön. Negatif yönde 90 derece döndürünce, şimdi bir noktayı negatif yönde döndürünce ne yapıyorduk? 90 derece dönmesinin sebebi şuydu bir kere. 90 derece dönünce x ile y yer değiştir. Bu bir. Eğer negatif yönde dönüyorsa x bu tarafa gelirken işaret değiştiriyor. Yani eksi 1'i buraya getirdim ya, işaret değişecek. Pozitif yönde dönseydi y işaret değiştirecekti. Yani 4 bu tarafa gelirken işaret değiştirecekti. İşte görüntüsü bu olur. 4'e 1 olur. Cevap Edirne'den çıktı arkadaşlar. Evet, geldik 5 numaraya. Noktası doğrusunun üzerinde bulunmaktadır diyor. O zaman denklemini sağlayacak. Hemen sağlatalım. X yerine A yazalım. Y yerine 2 yazalım. Artı 3 eşittir 0. 5 bu tarafa attım. A eşittir eksi 5 çıktı. Yani P noktası aslında eksi 5'e 2'ymiş. Y eksenine göre simetriğini soruyor bize dostlarım. Y eksenine göre simetri de
X'in işareti değişiyordu hatırlarsanız tezatlık vardı orada. Y'ye göre simetride X'in işareti, X'e göre simetride de Y'nin işareti değişiyordu. İşte simetrisi budur. 5'e 2. Koordinatları toplamı da 7'dir. Noktasının orijine göre simetriği B. Hemen B'yi bulalım dostlarım. Orijine göre simetri dediğinde ikisinin de işareti değişiyor dostlar. 2'ye eksi 3 oluyordu. Sonra B'nin de 1'e eksi 1'e 4 noktasına göre simetriğini bulun diyor dostlarım. Ne demiştik noktaya göre simetri de? Orta nokta gibi. Buradan buraya ne kadar arttıysa buradan da buraya o kadar artacak demiştik. 2'den eksi 1'e 3 düştü. 3 de sen düşürürsen dostum eksi 4. Eksi 3'ten 4'e 7 zıpladı. 7 de sen zıplatırsan 11. Eksi 4'e 11'miş. Ve bize de C'nin orijine olan uzaklığı hemen kök içinde kareleri toplamıydı. 16 artı 121. Ne yaptı? 127, 137. Cevap Denizli. Noktasının y eşittir 2 doğrusuna göre simetriği B'dir diyor. Şimdi B'yi bulalım hemen. Dostlar ne demiştik burada da? Y eşittir bir şey doğrusu için. Bir kere y eşittir dediği için x'te bir değişiklik olmuyordu. Eksi 2 yine. Y'ye bakın. 1'den 2'ye 1 artmış. 2'den de 1 arttırıyorsun sen. 3 diyorsun dostum. Peki bu da D'ymiş. D'yi bulalım şimdi. Bir kere x eşittir 1 dediği için y'de bir değişiklik olmayacak. Yani yine eksi 3. Apsise bakalım. 1'den eksi 1'e 2 düştü. 2 de sen düşürüyorsun. Eksi 3 oluyor dostum. Şimdi de diyor ki BD'nin orta noktası. BD'nin ortasını bulalım hemen dostlar. Neydi orta nokta? Topla 2'ye böl. Eksi 3 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 5. 2'ye böldüm. Eksi 3 ile 3'ü topladım. 0. 2'ye böldüm. Bu çıktı. İşte orta noktanın koordinatlarını toplarsanız da Adana şıkkı çıktı kardeşim. Şu doğru y eşittir eksi x doğrusu yani namı diğer ikinci açıortay doğrusudur değil mi dostlarım? İkinci açıortay. Şimdi b'yi bulalım hemen. İkinci açıortaya göre yani y eşittir eksi x'e göre simetri alırken şöyle oluyordu. Hem yer değiştiriyorduk hem de işaret değiştiriyorduk. Yani eksi 5'e eksi 1 oluyor b noktası. Diyor ki b'den ve orijinden geçen doğrunun denklemi yani bir de sıfıra sıfırdan geçecek. Şimdi orijinden geçen doğrunun denkleminde şu sabit sayı olmaması gerekir arkadaşlarım. O yüzden Edirne şıkkı direkt iptaldir. Sonra şu B noktası hangi şıkkı sağlıyorsa direkt doğru cevap o olacak. Yani A'da yerine yazalım. X yerine eksi 5 yazsam eksi 25 olur. Y yerine eksi 1 yazarsam artı 1 olur. Eksi 24 geldi. Sıfıra eşit mi? Değil. Şuna bakalım. Eksi 5 ile eksi 1 yazalım. Eksi 25, eksi 21, eksi 26 yaptı. Sıfır yapmadı yani. Şuna bakalım. Y yerine eksi 1 yazarsam eksi 5. X yerine eksi 5 yazdım. Bir eksi de burada var. Artı 5. Topladım. Sıfıra ulaştım. Doğru cevap Ceyhan'dır dedim. Evet, konu testindeyiz. A'nın B'ye göre simetriğini soruyor. Hemen noktanın noktaya göre simetriği. Çok basitti dostlarım. 1'den 3'e 2 arttı. 2 de sen arttırıyorsun 3'ü 5. Eksi 2'den 4'e 6 arttı. 6 da sen arttırıyorsun 10. 5'e 10. Noktasının orijine göre simetriği B'dir. Bakın orijine göre simetride ne oluyordu dostlarım? İkisi de işaret değiştirecek. Yani 1'e, eksi 1'e, eksi a olacak dostlar. Ve bu doğrunun üstündeymiş. Hemen yerine yazıyorsun. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 2. Y yerine eksi a yazarsam artı a. Eksi 3 eşittir 0'dan. A eşittir 5 geldi dostlarım. Şuna bakalım. Uygulanacak dönüşümler alfa derece döndürme saat yönünde yani negatif yönde.
Bu simetri alma demekmiş. Bu da A birim öteleme demekmiş arkadaşlarım. Şimdi noktaya şu işlemler uygulanıyor. Bakın ne diyor? Oklar yönünde A birim ve B birim öteleme diyor. Şimdi 2 birim sola. O zaman sola demek x'ten 2 çıkar demek değil mi dostum? 2 çıkarırsam eksi 4 olur. 4 birim aşağıya, y'den 4 çıkart demektir aşağı inmek. Bunu yapınca bu oldu. Şimdi buna ne yapıyoruz? 180 derece saat yönünde döndürüyoruz. 180 derece döndürmeyi iki türlü yapıyorduk arkadaşlarım. Bir, normal iki defa 90 derece döndürebilirsiniz demiştik. Ya da 180 derece döndürmek orijine göre simetri almakla aynı şeydir dostlarım. O zaman orijine göre simetri alırsak ne oluyordu peki kardeşim? İkisinin de işareti değişiyordu. 4'e eksi 2 olur. Ve 180'in bir güzel tarafı da şu. Hani şimdi bu noktanın 180 derece döndürdün. Bu tarafa doğru geldik ya, şöyle 180 derece dönmek, yani şöyle göstereyim. Şuradan buraya da gelebilirsin ya da buradan bu tarafa da gelebilirsin. Hani saat yönünün tersi veya pozitif yön veya negatif yön fark etmediği için direkt orijin etrafında döndürmeyle aynı şey diyebiliyorum. Peki sonra bu noktaya ne yapıyormuşuz? Birebir noktasına göre simetrisini alıyormuşuz. Bak, bunun birebir noktasına göre. 4'ten 1'e 3 düştü. 1'den de sen 3 düşüreceksin. Eksi 2. Eksi 2'den 1'e 3 çıktı. 3 de sen çıkaracaksın. 4. Eksi 2'ye 4 oluyormuş dostlar, son hali. Denizli şıkkı doğru cevap yani. Evet. Böyle bir şekil. C noktasından bahsediyor. O yüzden C'yi bir bulalım. Önce şunun, şu A'sını yani Y'yi kestiği noktayı ve B'yi kestiği noktayı bulalım. X'e 0 veriyorum. Y eşittir 3 çıkıyor. Demek ki Y'yi 3'te kesiyor. Yani 0'a 3 noktasıdır Y'yi kestiği nokta. Sonra Y'ye 0 veriyorum. X için eksi 1 geliyor dostlarım. O halde eksi 1'e 0 noktasında kesiyordur. Şimdi C'yi bulalım. Orta noktadır C. Toplayıp 2'ye böleceğiz. 0'la eksi 1'i topladım. Eksi 1. 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. 3 ile 0'ı topladım. 3. 2'ye böldüm. 3 bölü 2. İşte C noktası bu. Ve diyor ki C'nin de y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriyi. C'nin simetriğini alıyorum. Y eşittir eksi x. Yani ikinci açıortaya göre simetriğini soruyor. Kural şuydu: hem yer hem de işaret değiştir. Yani 3 bölü 2 buraya yazacağım ama işaret değiştirerek eksi 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi bu tarafa alacağım ama işaret değiştirerek artı 1 bölü 2. İşte cevap Denizli'den çıktı arkadaşlar. Noktasının doğrusuna göre simetri olan nokta B. Hadi B'yi bulalım hemen şurada. Şimdi x eşittir 2 dediği zaman ne yapıyorduk dostlarım? X eşittir bir şey dediğinde y ile ilgili bir bilgi olmadığı için y'de bir değişiklik olmuyor demiştik. Peki x'te nasıl bir değişiklik oluyor? Buradan buraya 3 birim arttı. 3 de sen arttırıyorsun dostum, 5. 5'e 3'müş b. Ve y eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetri olan noktada c. Bak burada dikkat et. B'nin y eşittir eksi 1'e göre değil, yine A'nın. A'nın y eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriği c'ymiş. Şimdi c'yi de bulalım. Y eşittir eksi 1 dediği için kardeşlerim x'te bir değişiklik yok. Yine eksi 1'dir x. Peki y'de ne oluyor? Bak 3'ten eksi 1'e 4 azaldı. 4 ile sen azalt, eksi 5. İşte bu. Bize de ne diyor? A, B, C. Üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Gelin bu üçgenin isterseniz tüm kenarlarını iki nokta arası uzaklık yaparak bulabilirsiniz dostlarım. Ya da şekil çizebilirsiniz kardeşler, koordinat düzleminde. A noktası eksi 1'e 3, şöyle göstereyim. B noktası 5'e 3. Şurada B var. Bir de C noktası eksi 1'e eksi 5. C de burada. Şimdi bizim üçgenimiz şöyle bir üçgen çıktı tabii ki. Şurası AB kenarı. Bakın ne geldi dostlarım burası. Şurası 1 birim olduğu için burada 1. Şurası 5.
Yani toplam AB 6 çıktı. Şuraya bakalım. 3 birim burası, 5 birim burası, 8 çıktı. A, C kenarı 8. Bakın dik üçgen 6, 8, 10 üçgeninden bulduk üçgenimizin çevresini. 6, 8 daha 14, 10 daha 24'müş üçgenin çevresi. Evet. Bakalım ne diyor? Birim karelere ayrılmış analitik düzlemde AB doğru parçası gösterilmiştir. AB doğru parçası orijin etrafında saat yönü ile ters yönde, yani pozitif yönde arkadaşlarım, 90 derece döndürülüyor. Ardından elde edilen görüntünün orijine göre simetriye alınıyor. Son elde edilen görüntü 2 birim aşağı öteleniyor. Tamam. Son durumda oluşan doğru parçası aşağıdaki doğruların hangisi üzerinde yer almaktadır diye soruyor bize. Hemen yapalım şimdi arkadaşlar. Şimdi önce A'nın koordinatlarını söyleyelim dostlar. A dediğimiz şey şu anda baktığımda 1, 2, 3 birim buradan. 1, 2, 3, 4 birim de yukarıdan olduğu için 3'e 4. B de 3'e 2 noktası. Şimdi bunlara tek tek şu söylediği şeyleri uygulayalım. Önce ne yapıyorduk? Şimdi A'ya uygulayalım önce. A'ya bir kere ilk dediği şey. Pozitif yönde 90 derece döndür. Pozitif yönde 90 derece döndürünce ne yapıyorduk? X ile Y yer değiştiriyordur. Y buraya gelirken işaret değiştiriyordu. Biri yaptım. Orijine göre simetriğini al diyor. Orijine göre simetri de ikisi de işaret değiştirecek. Değiştirdim. Sonra elde edilen görüntü 2 birim aşağı. 2 birim aşağı öteleyince de Y'de 2 çıkartıyorduk. 4'e eksi 5 oldu. İşte son hali bu. 4'e eksi 5 noktasıymış. A üssü bu yani arkadaşlar. Şimdi B'ye uygulayalım bu söylediğimiz şeyleri. B neydi? 3'e 2. Şimdi 1. 90 derece döndürelim pozitif yönde. Yani hem yer değiştirelim. 2 buraya gelsin ama eksi 2 olarak. X de bu tarafa geldi. Orijine göre simetrisini alalım. Orijine göre simetri de ikisi de işaret değiştirecekti. Değiştirdi. 2 birim aşağıya öteleyelim. 2 birim aşağıya ötelersem de 2'ye eksi 5 oldu dedik. 2 çıkarttık buradan. Şimdi A üssü bu da B üssü arkadaşlar. Peki nerede oluyor bu A üssü B üssü dediğimiz şey? A 4'e eksi 5 noktası oluyor. Şurada gösterelim şöyle. 4'e eksi 5. Bu A üssü. B de 2'ye eksi 5. 2'ye eksi 5. Bu da B üssü. Arkadaşlar bakın B üssü ile A üssü şu doğrunun üstünde oldular. Yani Y'nin eksi 5 olduğu yerden geçen, Y eksenine dik olan, X eksenine paralel olan doğru. Y eşittir eksi 5 doğrusudur. Bu doğrunun üstündedir arkadaşlar. Peki dostlar, hadi geçiyoruz şuna. Eksenleri çizilmemiş düzlemde noktaları gösterilmiştir. A, B, C. A noktasının orijine göre simetriği B. Orijine göre simetriği B ise demek ki orijin şurada arkadaşlar. Burası orijin. Çünkü bakın şurası şuraya görüyorsunuz eşit, tam da simetri olmuş arkadaşlarım. Orijin burada. Yani bizim koordinat düzlemimiz şöyle bir şey olacak. Burası Y idi. Şimdi de x eksenini çiziyorum şu. Evet. Peki devam edelim. C noktasının orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle aşağıdaki noktalardan hangisi elde edilir? Şimdi C'nin koordinatları eksi 3'e 1 oldu arkadaşlarım. C bu. Şimdi ne diyordu? C'nin orijin etrafında saat yönünde, yani negatif yönde. Negatif yönde 90 derece döndürünce bir kere ikisi yer değiştiriyor 90 derece döndürünce. Negatif yön diyorsa x buraya gelirken işaret değiştiriyor. 1'e 3 oldu yani. 1'e 3 noktası da L noktasıdır dostlarım. Görüntüsü L olur yani. Evet, Bursa şık. Noktaları elde edildiğinde P üssü kaç birimdir? Şimdi bu noktayı 2 birim sağ. Sağ demek x'e 2 ekle 1. 5 birim aşağı, y'den 5 çıkar demek eksi 1. Sonra yine aynı noktayı, bakın yine P noktasını
X eşittir 2 doğrusuna göre simetri al, yansıt diyor. X eşittir eksi 2 deyince y'de bir değişiklik yoktu. 4y. X'e bakıyorum. Eksi 1'den eksi 2'ye. 1 düştü. 1 de ben düşürüyorum. Eksi 3. Bu da P2'sü. Şimdi ikisinin arasındaki uzaklığı bulunuyor. Hemen y'leri çıkart. 1 eksi eksi 3'ten 4 karesi 16. X'leri çıkart. Eksi 1 eksi 4'ten eksi 5 karesi 25. Topladık 31, 41. Kök 41. 9. Verilen OAB eşkenar üçgeni orijin etrafında saat yönünde en az kaç derece döndürülürse H noktasının görüntüsü Y ekseni üzerinde olur diye soruyor. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. Şöyle gösterelim. Şurası 30 derece, şurası 30 derece. Kenar ortay olduğu için yükseklik. Şimdi buna şurası da tabii ki 90 olması için 30 derece kaldı. H öyle bir yere gelecek ki dostum döndürülünce şu y ekseninin üstüne denk düşecekmiş. O zaman 60 derece döndürülmeli değil mi? Buraya gelmesi için 60 derece dönerse y ekseninin üstünde olur diye söyleyebiliriz. Evet. Doğru mu bulmuşuz? Hazır buradayken. 9 Denizli'ymiş lan. Orijin etrafı, çok özür dilerim. Saat yönünde diyor. Bu tarafa doğru yönünü de belli etmiş arkadaşlarım. Bu tarafa doğru dönecek. Yani buradan şöyle gelip y ekseninin üstünde burada olacak arkadaşlarım. Şu açıyı soruyor bize. 30 burada, 90 burada, 120 derecedir değil mi dönmesi gereken? Bak saat yönünde demiş. Ona dikkat edelim. Saat yönü diye belirtmeseydi, yani yön belirtmeseydi en az 60 olurdu cevap. Buraya gelirdi. Saat yönü diye belirttiği için cevap 120'dir, doğru cevap arkadaşlar. Tamam, pardon, hata bende gençler. Karesi orijin etrafında saat yönünde, yani şu tarafa doğru şöyle döndüreceğiz bunu şimdi arkadaşlarım. 135 derece dönüyor. Ağırlık merkezi G'nin görüntüsünün koordinatları nedir diye soruyor dostlarım. Tamam, bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle G'nin bir koordinatlarını söyleyelim biz arkadaşlarım. Şimdi G köşegenlerin kesim noktası bir kere. Karede köşegenler açıortaydı. 45-45'imizi yazalım. Şimdi bu ikisinin tam ortası olduğu için yani orijin sıfıra sıfırla tam ortası olduğu için toplayıp ikiye böleceğim. Eksi 4 ile sıfırı topladım. 2'ye böldüm. Eksi 2. 4 ile sıfırı toplayıp 2'ye böldüm. 2. Şimdi bunu 135 derece döndürürsek şuraya gelmeli arkadaşlarım. G buralarda bir yerde olmalı. Bakın 45 buradan, 90 da buradan dönecek. Şuraya gelmiş olmalı G. Ve boyundaki değişiklik söz konusu değil, değil mi? Boyunda bir değişiklik olmaması lazım. Dolayısıyla buradaki boyu nedir bunun? Şöyle 2'ye 2'den 2 kök 2. O halde burası da 2 kök 2. Bak x ekseni üstünde ve orijinden 2 kök 2 birim uzaklıkta. 2 kök 2'ye 0 olur o halde koordinatları. Harita üzerinde Ayşe ve Hilal'in konumlar koordinatlarla gösterilmiştir. Buna göre dönüşümlerinden hangisi yapılmış olabilir? Ayşe Hilal'in yanına ulaştığında 4 birim sağa gelmesi x'i 4 ekleyeceksin. Yani 2 olacak. 6 birim aşağı y'den 6 çıkartacaksın. Eksi 3 olacak. Dolayısıyla Hilal'in yanına gelmiş olur. Evet, bir numara olur arkadaşlarım. 2. Orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürme. Şimdi saat yönünde 90 derece dönünce negatif yönde dönmüş oluyorsun. Ve negatif yönde dönünce bir kere 90 derece dönmede x ile y yer değiştiriyordu. Negatif dediği zaman x bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu, artı olur. O zaman 3'e 2 olur arkadaşlarım, değil mi? Hangisine yaptım ben bu arada? Şuna yaptım he. Ayşe'ye yapınca bakın 3'e 2 oldu. Yani Hilal'in yanına gelmedi. O zaman 2 iptal. Şöyle şıklara bakalım. 2 olanları silelim. 1 olmayanları silelim. Cevap Denizli'ymiş zaten. Orijine göre simetri alma. Orijine göre simetri de ne oluyordu? İkisi de işaret değiştiriyordu. 2'ye eksi 3 oluyor. Gerçekten de Hilal'in yanına geliyor.
3 de olur arkadaşlar. Evet, 1 ve 3 Denizli şıkkı doğru cevaptır. Sanırım bitti. Evet. Kardeşlerim, öpüyorum hepinizi. Bu kitabı da gömdük, bitirdik. Çok şükür. Hadi bakalım, kolay gelsin.